Hooke kanunu bize gerilimin gerinimle orantılı olduğunu söyler. Fakat bu kanunu yalnızca esneklik sınırı içinde kullanabiliriz. Hal böyle olunca aklımıza hemen şu soru gelir. Esneklik sınırı dışına çıktığımızda ne olur? Yani orantının artık geçerli olmadığını biliyoruz. Fakat elimizdeki cisme ya da malzemeye ne olur? İşte bu videoda bunun üzerinde duracağız. Ama önce şunu söyleyeyim. Hooke kanunu gerilim ve gerinim hakkında bilgi tazelemeniz gerekiyorsa veya konuyu bilmiyorsanız önceki videolarımızdan yararlanabilirsiniz. Şimdi esneklik sınırının ötesindeki bölgeleri inceleyeceğiz. Bunu yapmanın en iyi yolu bir grafik çizmek. Y ekseni üzerinde gerilimi, X ekseni üzerinde de gerinimi gösterelim. Bu grafiğin şekli iki şeye bağlı: malzemenin türü ve gerilimin türü. Daha önce çekme ve baskı olmak üzere iki gerilim türünü görmüştük. Bu videoda malzeme olarak sadece çelik üzerine odaklanacağız ve gerilim türümüzde çekme gerilimi olacak. Çekme gerilimi şu. Bu çeliği çektiğimizi düşünün yani bir gerilim yaratıyoruz. Önce çekeceğiz ve çelik uzarken geri çağırıcı kuvvet ortaya çıkacak. Geri çağrıcı kuvveti kesit alanına böldüğümüzde de gerilimi buluruz. Fakat cisim dengeye geldiği zaman. Çünkü sonunda dengeye gelecek, değil mi? Evet, denge halinde çekme kuvveti geri çağırıcı kuvvete eşit olacak. O halde gerilimi hesaplamak için sadece çekme kuvvetini alır ve alana böleriz. Sonra da uzama miktarını ilk uzunluğa bölerek gerinimi buluruz. Bunu yaptıktan sonra grafiğimize ilk değeri girmiş oluruz. Daha sonra çekme kuvvetimizi arttırırız. Böylece gerinim de artar ve bu deneyi tekrar tekrar yaparak grafiğin tamamını çizeriz. Bu anlattığımı nasıl yapacağımı merak ediyorsanız aslında bunu bizim yerimizi yapacak makineler var. Eğer anlattığım tüm durumları uygularsak çelik grafiği şöyle bir şey olurdu. Grafik şimdi biraz korkutucu görünüyor ama gözünüz korkmasın. Adım adım ilerleyeceğiz. Yapacağımız ilk şey bu grafiğe nasıl bakılacağını bilmek. Bu grafiğe hangi zamanda bakarsanız bakın ve grafiğin neresinde olursanız olun, anlamanız gereken burasının ortaya çıkan gerilim miktarı ve burasının da uygulanan gerilim miktarı olduğudur. Örneğin noktamız şurası ise şu mesafe gerilim, burası da gerilim olur. Peki, dikkat edeceğimiz ilk nokta bu düz çizginin varlığı. Yani doğrusal bir bölge var. İşte bu bölge Hook kanununun geçerli olduğu bölge. Çünkü gerilim sigma gerilimle orantılı. Zaten orantı düz çizgi anlamına gelir değil mi? Fakat düz çizgi burada bir noktada sona erer. Bu noktayı işaretleyebiliriz ve bu alana bakabiliriz bu noktaya A noktası diyelim. Şimdi bu noktanın ötesinin düz çizgi olmadığını söyleyebiliriz. Yani Hooke kanunu artık işlemez. O halde A noktası Hooke kanununun sınırını belirliyor. Şimdi biz grafik üzerinde buradayız. Bu noktanın ötesine geçersek ne olacağını düşünüyorsunuz? Eğer gerinimi daha da arttırırsak? Tamam. Şimdi kalıcı deformasyon oluşacak diye düşünebilirsiniz. Fakat hayır. Görüyoruz ki burada bir yerde bir nokta daha var. B noktası Buna bazen akma noktası da denir. O halde A ve B noktaları arasında huk kanunu işlemez ama hala esneme sınırına dahil olan bölgedeyiz. Yani şu noktaya kadar gerilim uygularsak ve sonra uyguladığımız kuvveti kaldırırsak madde eski şekline geri döner. Fakat bir kere esneme sınırını aşarsak yani çok fazla gerilim uygularsak ve kuvvet uygulamayı bırakırsak madde eski uzunluğuna geri dönmez. Burada bir miktar kalıcı deformasyon oluşur. Çeliğe bakalım. Şu anda tam burada bulunduğumuzu düşünelim. Şu anda sahip olduğumuz gerinin miktarı bu. Eğer kuvvet uygulamayı bırakırsak madde ilk uzunluğuna geri dönmeyecek. Artık kalıcı bir deformasyon meydana gelecek. Onun için B noktasının ötesine geçtiğimizde çeliğin şeklini kalıcı olarak bozmuş oluruz. En azından bir kısmını diyelim. Çünkü dikkat edin. X ekseni üzerindeki noktalarda ilerledikçe gerilim hemen hemen sabit kalıyor. Gerilim değişmiyor. Neredeyse sabit bir değer. Fakat gerinime bakın. Gerinim artıyor, değil mi? Bu demektir ki çekme kuvvetini neredeyse aynı tutuyoruz. Fakat cisim uzadıkça uzuyor, sürekli uzuyor. Gerilimin aşağı yukarı sabit değerde olduğu ancak gerinimin artmaya devam ettiği bu bölgeye plastik akış bölgesi denir. Çünkü burası artık sıvı gibi davranır sebebi ise gerilimin burada hemen hemen sabit olması. Bu grafiğin en üst noktasına elde edebileceğimiz en yüksek gerilime C noktası diyelim. Bu nokta maksimum çekme dayanımı olarak adlandırılır. Maksimum denmesinin sebebi malzemenin ciddi ölçüde deforme olmadan dayanabileceği en son gerilim olmasıdır. Yani cismin hasar görmesini istemiyorsanız bu noktanın ötesine geçmeyin. Ama bizimkisi bir deney malzemesi ve zarar görse de o kadar önemli değil. Evet, deneyimize dönecek olursak bu noktayı geçmek ve ne olacağını görmek istiyoruz. Bu noktanın ötesine geçersek cisme hasar vereceğiz. Fakat dikkat edin, ilginç bir şey olacak. Grafiğin aşağı doğru nasıl kıvrıldığına bakın. Bu durum gerilimin azaldığını gösterir ama gerilim yine de artmaya devam ediyor. Neler oluyor? çekme kuvvetini azaltıyoruz fakat gerilim artıyor. Bu nedenle burada ne olup bittiğinden uzunca bir süre emin değildim. Bu deneyi laboratuvarında gerçekten yapmış olan makine mühendisi arkadaşıma gittim ve ona şu soruyu sordum. Sen bu noktanın ötesine gittiğinde gerilimi azalttığında nasıl oluyor da gerilim artmaya devam ediyor? Yaptığı açıklamayı size anlatmaya çalışayım. Bizim burada bulunduğumuzu düşünün. Bu nokta maksimum çekme dayanımı olsun ve ötesine geçelim. Burada küçük bir boyun oluşur. Cisim şöyle darlaşır. Mesela lastiği aşırı gerdiğinizde bunu görmüş olabilirsiniz. Malzeme inceldiğinde ise buradaki kesit alan küçülür. O zaman bu bölgedeki gerilimi hesaplarsak, çekme kuvvetini azaltsak bile gerilimin arttığını görürüz. Yani bu bölgedeki gerilim küçülen kesit alan nedeniyle artar. Fakat biz buradaki gerilimi hesaplarken her zaman bu kesit alanını dikkate alarak kuvveti buluruz değil mi? Çünkü bu ince kısmı ne olduğunu bilmiyoruz. O halde daralma bir kez başladığında boyun bölgesindeki gerilim artacak ve bu noktadan itibaren tüm gerilim bu bölgede yoğunlaşacak. Ve hatta çekme kuvvetini azalttıktan sonra bile, toplam gerilimi azalttıktan sonra bile bu bölgedeki gerilim artmaya devam eder ve malzeme uzar bu boynun gittikçe daha da daraldığını görürsünüz ve gerilim çok fazla artar. Sonunda madde kopar. İşte tam şu nokta. Buraya D noktası diyelim. Yani kopma noktası. İşte çeliğin esneklik bölgesinin ötesine geçip kırılma noktasına kadar tüm bu mesafe boyunca ilerlerken geçirdiği değişim. Gerçekten müthiş. Daha önce de belirttiğimiz gibi farklı maddelerin geçirdiği değişim de çok farklı olacaktır. Bu nedenle son olarak yapacağımız şey bu grafikte biraz daha oynamak olacak. Bir maddemizin daha olduğunu düşünün. Buna benzer bir doğrusal bölgesi bulunsun. Çeliğe kıyasla bu madde hakkında ne söyleyebiliriz? Eğiminin daha alçak olduğuna dikkat edin. Fakat bu bölgedeki eğim bize neyi anlatır? Bir bakalım. Eğer eğimi hesaplamak için bir dik üçgen çizersek şöyle yaparız. Gerilimdeki değişimi gösteren bu kenar bölü gerilimdeki değişimi gösteren şu kenar. Şimdi gerilimdeki değişimi gerilimdeki değişime bölersek ne elde ediyorduk? Yan kat sayısı. Bu nedenle eğim hakkında düşünmenin bir yolu da yan kat sayısının ne olduğuna bakmaktır. Yani eğim maddenin ne kadar esnek olduğunu söyler. Örneğin eğer bu grafiğin alüminyuma ait olduğunu söyleseydik, alüminyumun çeliğe kıyasla daha düşük bir yan kat sahip olduğunu belirtebilirdik. Alüminyum, çeliğe göre daha az esnektir. Başka bir nokta olarak da şuna değinebiliriz. Aynı gerilimde alüminyumu çelikle kıyaslarsak, alüminyumun daha düşük bir gerilime ihtiyacı vardır. Bu nedenle alüminyumu germek ve şeklini bozmak daha kolaydır. İşte maddenin belirli bir gerilim altında ne kadar kolaylıkla deforme olduğunu söyleyen şey eğimdir. Diğer önemli değerimiz maksimum çekme dayanımı. Örneğin çelik için bu C sayısı yarım giga pascal'dır. Fakat elmas gibi en dayanıklı maddelerden biri için bu sayı 50 giga paskala yakındır. Yani elmas inanılmaz derecede dayanıklıdır. Öyleyse bu da mühendislerin bir maddenin ne kadar dayanıklı olduğunu anlamaları için çok faydalı bir sayı. Bir diğer ilginç bölge burası. Gerilimin hemen hemen sabit bir değer olduğu, gerilimin plastik akış bölgesinde artmaya devam ettiği kısım. Eğer altın gibi bir metali düşünürsek, burada çok uzun bir bölge oluştuğunu görürsünüz. Bu bize altın hakkında ne söyler? altının kopma noktasına gelmeden önce bu bölge içinde çok fazla deforme olduğunu anlatır. Hatta 1 gram altını bu kopma noktasına ulaşmadan önce yaklaşık 2,5 kilometre uzatabiliriz. İşte C ve D noktalarının birbirinden son derece uzak olduğu, çok yüksek plastik akış bölgelerine sahip bu tür malzemelere sünek malzeme deriz. Altın ve platin sünektir. Diğer taraftan bunun tam karşıtı özellikle bazı malzemeler vardır. Bunların plastik akış bölgesi çok dardır. Bu bölgelerde C, D, B noktalarının hepsi birbirine çok yakındır. Buradaki şekilde hiç abartmıyorum, bazı maddeler cidden böyle. İşte bunlara gevrek malzeme diyoruz. Bir düşünün, cam böyle bir örnek. Cam gevrek bir malzemedir. Çünkü esneklik bölgesinin biraz ötesine geçince kırılır. Son olarak size çok ilginç bir noktadan bahsedeceğim. Gevrek malzeme deyince aklımıza dayanıksız, zayıf maddeler gelebilir. Ama aslında bir madde hem dayanıklı olup hem yüksek çekme dayanımına sahip olabilir. Hem de gevrek olabilir. Örneğin elmas gevrektir. Bazı insanların bu konuda kafası karışıyor çünkü elmasın dayanıklı olduğunu düşünüyorlar. Doğru, elmas dayanıklı ve çekme dayanımı gayet yüksek. Ama aynı zamanda büyük oranda gevrektir. Yani elması uzatamayız. Başka bir şekilde ifade edersek elmas dayanıklıdır onu kırmak son derece zordur fakat elması ince teller gibi uzatamayız ki eminim bunu zaten biliyorsunuz